Arkadaşlar, Gölbaşı Devlet Hastanesi'nden şimdi size duyduğum, öğrendiğim bilgileri paylaşacağım. Tabi resmi bilgi almak biraz çok zor. Biraz sıkıntı ama. Biraz önce ben şimdi buraya ilaç almaya geldim. İki tane ilaç. İlaçları da alabildim. Burada gönüllü olarak Gölbaşı'nda hizmet veren eczacılardan 3-5 eczacımız ve onların ekipleri burada gönüllü olarak çalışıyorlar. Devlet Hastanesi'nin kantininde böyle bir eczane kurulmuş. Aldığım bilgi, ilaçların %80'inden fazlası gelmiş. İçeriye falan çok fazla girmiyorum. İçeriği çok fazla çekmiyorum arkadaşları rahatsız etmemek adına. Şöyle söyleniyor. İlaçların %80'inden fazlası gelmiş. Her türlü ilacınızı raporlu raporsuz fark etmeden her türlü ilacınızı gelip buradan bizzat teslim alabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Ben de biraz önce buradan eksik gedik olan ilaçlardan temin ettim. Herhangi bir sorun yok. Sağ olsunlar, sabahın erken saatlerinden akşam 10-11'e kadar buradalarmış. Eksik gedik bütün ilaçları temin etmeye çalışıyorlar. Köylerden liste vesaire geldiği zaman da o ilaçları temin etmeye çalışıyorlar. Ekipler dolaşıyormuş köyleri yavaştan. Kimin ne kadar ilaç eksiği vesaire varsa onları not alıyorlarmış. Bana özellikle söyledikleri şey şu. Örneğin şu ilacı kullanıyorum demeniz yeterli değil. O ilacın dozu, dozajı, miligramı vesaire, bunların hepsini de net bir şekilde bilgisini vermeniz lazım ki onlar size temin etsinler ve size ulaştırsınlar arkadaşlar. O yüzden en basit yöntem, mümkünatı varsa bir ilaç kutusunun yanınızda bulunması veyahut fotoğrafının olması görevlilerin işini kolaylaştırır arkadaşlar. Onun haricinde depremin ilk günkü, o ilk iki günkü yoğunluğu burada yok, azalmış. Bugün 11 Şubat, depremin 5. 6. günü, öyle bir şey, kafa da karıştı. İlk iki gün ben buradaydım, burası resmen kıyamet günü gibiydi. Ama şu an o kadar fazla yoğunluk yok. Öğrendiğim ölü yaralı sayısı hakkında da şöyle söyleyeceğim. Gölbaşı genelinde arkadaşlar 300 civarı, 300'ü geçkin, o civarda bir ölü sayısı var deniyor. Resmi bilgi olmasa da resmiye yakın diyeyim. 8 tane kimliği belirsiz insan veyahut cansız beden gelmiş durumda burada. 8 tane kimliği belirsiz. Yaralı sayısı tam net bilinmiyor. Çünkü hala daha geldikçe burada tedavi altına alınıyor. Ondan sonra köy yerlerinde vefat eden depremzedeler köy yerlerinde direkt orada gömülüyormuş. Hiç Gölbaşı'na gelmiyormuş. Öyle söylediler. Bu 300 kişilik ölüm sayısı da zaten sadece Gölbaşı için geçerli. Örneğin bir tane buradaki vatandaş dedi ki benim Hacılar Köyü'nde 5 tane bildiğim ölüm var dedi. Onların hepsi de orada Hacılar Köyü'nde gömüldü dedi. Hiç Gölbaşı'na gelmemiş bile. Burada hastanenin önünde 2 tane çadır var. Bu çadırlarda hemen hızlı bir şekilde doktorlar yaralılara müdahale ediyor. Doktorlardan da özellikle çocuk doktorları yine burada sabahtan akşama kadar buradalar. 2-3 tanesini ben kendim de bizzat şahsen gördüm. Özellikle çocuk doktorları burada. Diğer doktorlardan da dahiliyeciler vesaire burada. Dediğim gibi ilk güne nazaran yoğunluk azalmış durumda. Burada da UMKE'nin çadırı var. Yine buranın içerisinde de yaklaşık 20 tane yatak var. Hakeza diğer hastanenin çadırında da 20'ye yakın yatak var. Hepsinde de doktorlarımız, sağlık görevlilerimiz gelen yaralılara müdahale etmeye çalışıyor. Yani herhangi bir sıkıntı yok.